Merhaba kripto meraklıları, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kripto para dünyasının büyüleyici bir parçası olan ve herkesin merakla beklediği bir konuyu inceleyeceğiz: Bitcoin'in geleceği. Bildiğimiz gibi Bitcoin devrim niteliğinde bir dijital para birimi olarak ortaya çıktı, geleneksel finansal sistemlere müdahale etti ve dünya genelinde milyonların hayal gücünü yakaladı. Peki Bitcoin'in geleceği neler getirecek? Haydi bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Bu videoda sizler için 5 madde üzerine konuşacağım. Neden Bitcoin'e yatırım yapalım ve neden güvenelim konusu altında. Birinci maddemiz artan benimsenme. Bitcoin'in geleceğini etkileyen temel faktörlerden biri de giderek artan benimsenmesidir. Yıllar içinde büyük şirketler, kurumlar, hatta hükümetler bile Bitcoin'i benimsemeye başladı. PayPal, Tesla ve Square gibi popüler platformlar Bitcoin'e entegre etmişlerdir. Bu da daha da geniş bir kabulün yolunu açmıştı. Geleneksel bankacılık hizmetlerinin birçok bölgede erişilmez olduğu düşünüldüğünde, merkezi olmayan bir dijital para birimi olarak Bitcoin daha geniş bir kabul görme sürecine girmektedir. İşletmeler merkezsiz dijital para birimlerinin avantajlarını fark ettikçe Bitcoin'in günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesini bekleyebiliriz. İkinci önemli maddemiz ise kurumsal yatırımlar. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin piyasasına girişi son derece oyun değiştirici olmuştur. MicroStrategy, Grayscale ve hatta geleneksel bankalar gibi şirketler portföylerinin önemli bir kısmını Bitcoin'e tahsis etmeye başlamıştı. Kurumsal yatırımların artışı kripto para piyasasına güvenilirlik ve istikrar getirir, daha fazla yatırımcıyı çeker ve Bitcoin'in gelecekteki fiyatını yükselebilir. Kripto paralar bir kurumsal varlık sınıfı olarak kabul edildikçe daha fazla kurumun yatırım stratejilerine Bitcoin eklenmesini görmeyi bekleyebiliriz. Üçüncü maddemiz teknolojik ilerlemeler. Bitcoin'in geleceği blok zincir teknolojisinin sürekli evrimiyle ilgilidir. Bunun için Bitcoin'in temelindeki teknoloji, finansal sistemlerin ötesinde tedarik zinciri yönetimi, sağlık hizmetleri ve hatta o sistemleri gibi çeşitli endüstrileri değiştirme potansiyeline sahiptir. Blok zinciri teknolojisi olgunlaştıkça daha hızlı ve verimli Bitcoin işlemleri bekleyebiliriz ve bu da maliyetleri azaltacak ve kullanım alanını genişletecektir. Dördüncü maddemiz düzenleyici ortam. Bitcoin'in önemi arttıkça düzenleyici çevreler geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynayacaktır. Dünya genelindeki hükümetler kripto paraları etkili bir şekilde düzenlemenin ve vergilendirmenin yollarını araştırmaktadır ve hatta bazı ülkeler Bitcoin ve blok zincir teknolojisine açık bir şekilde kucak açarken diğerleri hala yaklaşımlarını belirlemektedir. Net ve uygun düzenlemeler Bitcoin'in gelişimi için istikrarlı bir ortam sağlayabilir, daha fazla katılımcıyı çeker ve yeniliği teşvik eder. Ancak aşırı düzenlemeler ve yasaklamalar belirli bölgelerde Bitcoin'in büyümesini tabii ki engelleyebilirler. 5. En düşündürücü ve en önemli madde çevresel endişeler. Bildiğiniz gibi Bitcoin madenciliği ile ilişkili enerji tüketimi endişe kaynağı olmuştu. Dünya daha çevre dostu olma bilincine sahip olduğunda Bitcoin'in geleceğini sürdürülebilir çözümlere dayanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ve daha verimli donanımlar gibi yeşil madencilik yöntemlerine geçiş için hala da çabalar devam etmektedir. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Lütfen yatırımlarınızı kendi araştırmalarınız üzerine yapınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.